Bu akşam ödemiş dersimiz şahs-ı manevinin ruhu, meşveret ve şura esaslı bir Risale-i Nur'dan çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Allah nasip ederse. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Ali İmran suresi 159'da mealen o zaman diyor, Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın ve eğer sen kaba katı yürekli olsaydın mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla müşavere et. Onlarla danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı öncesi genç sahabelerle ve yaşlı sahabelerle birlikte savaşın nerede yapılacağı konusunda meşveret yapıyor. Genç sahabiler cevval, heyecanlı, Uhud boğazında, Uhud'da müşrikleri karşılamak istiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savunma savaşı yapmak istiyor Medine'de. Ancak genç sahabilerin dediği şu, ya Resulallah, sizin bu fikirleriniz vahiy mi, ayet mi, yoksa sizin fikirleriniz mi, düşünceleriniz mi? Peygamber Efendimiz benim düşüncelerim dediğinde onlar da kendi düşüncelerini söylüyorlar ve oylanıyor. Genç sahabilerin fikirleri çoğunlukta. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zırhını giyiyor. Bir kısım yaşlı sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah isterseniz gitmeyelim dediklerinde hayır diyor. Bir peygamber zırhı giymişse onu bir daha çıkarmaz. İşte o zaman belki de Peygamber Efendimiz'e Uhud'un mahiyeti bildirildi. Ancak işte bu meşveret, şura, o da Allah'ın emri. Neticesi biliyorsunuz Uhud mağlubiyet var. Kazanırken kaybetmek, Uhud boğazı sırlarla dolu. Peygamber Efendimiz yaralanıyor. Hazreti Hamza değil mi amcası orada şehit oluyor. 70'e yakın sahabe şehit oluyor. Ses biraz daha. Ve çok eziyetler çekiliyor. Peygamberimizin dişi kırılıyor. Kuyuya düştü, şayiası var vesaire vesaire. Peygamber Efendimiz Uhud boğazına 50 kişilik bir sahabe topluluğunu gönderiyor. Ancak tembih var özellikle. Yani bizim cenazelerimizi kuşlar, kargalar buradan kaldırsa da burayı terk etmeyin. Ancak neticeyi biliyorsunuz. Kazanırken kaybetmek dediğimiz hadise o. Ancak onlar sahabe efendilerimiz. Onlara bir kusur iraz edemiyoruz. Çünkü onların o yaşadıkları hadiselerde asırlara, özellikle asr-ı ahir zaman olan günümüze büyük işaretler var, dersler var, hikmetler dolu. İşte bu ayet-i kerime bir vesileyle o hadiseye bakıyor. O mağlubiyette Peygamber Efendimiz Uhud'un boğazını terk edenlere sert davranmıyor. Hatta Uhud'un boğazını terk edenleri sahabeler bilmiyor, kimse bilmiyor. Eşleri dahi bilmiyor. Söylemiyorlar. Çok enteresan bir sır. Kimse onların isimlerini başka bir kişiyle paylaşmıyor. İşte ayet-i kerimede o zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın diyor. Ve eğer sen kaba katı yürekli olsaydın mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Şimdi meşveret ruhu. Karar alındıktan sonra o kararda sebat etmek, sadakatle bağlı kalmak,
Bu çok önemli. Neticesi tartışılmayacak, tartışılmıyor bakın. Cenab-ı Hak da ayetle o hadiseyi teyit ediyor. Sır bu. Özellikle o Uhud boğazını terk edenlerin hanımları dahi bilmiyor, diğer sahabeler bilmiyor. Onları ne yapıyorlar? Söylemiyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz de istişare hakkında, meşveret hakkında bakın ne buyuruyor. Allah bunu, istişareyi benim ümmetime bir rahmet kıldı buyuruyor. Onlardan her kim istişare ederse doğrudan mahrum kalmaz. Onlardan her kim istişare ederse doğrudan mahrum olmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulamaz. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor. O zaman akıl sahipleriyle istişare edildikten sonra ona itaat et diye Peygamber Efendimiz hadisi bitiriyor. Akıl sahipleriyle istişare edildikten sonra ona itaat et. Şimdi biliyorsunuz Risale-i Nur'da meşveret, şura, müşavere, istişare tarzında kelimeler müteaddit yerlerde, farklı yerlerde geçiyor. Meşveret-i şer'iye işte meşrutiyet ve emruhum şura beynühüm. Onların işleri kendi aralarında şura iledir. Şura suresi 38 ve şavirhüm fil emr. İşlerinde onlarla istişare et. Ali İmran suresi 159 ayet-i kerimelerinin tecellisidir. Meşveret-i şer'iye aynı zamanda meşrutiyeti işaret ediyor ve veriyor. Zaten Bezzuma Hazretleri'nin meşrutiyetin ruhu şeriattandır, hayatı da ondandır demesinin sırrı bu. Meşrutiyetin ruhu şeriattandır, hayatı da ondandır diyor. İşte bu ayet-i kerimelerinin tecellisidir ve meşvereti şer'iyedir. O vücud-u nuraninin kuvvete bedel hayatı haktır. Meşveret-i şer'iyenin kuvvete bedel hayatı hak. Hak üzere. Kalbi marifettir. Kalbi ilimdir. Lisanı muhabbettir. Değil mi? Dili muhabbettir. Aklı kanundur. Şahıs değildir. Şahıs değildir. Eğer şahıs olsaydı değil mi? Peygamber Efendimiz dahi Uhud öncesinde fikri kabul görmüyor. Çoğunluk kabul etmiyor. Başka bir fikir kabul ediliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona inkiyat ediyor. Onun için Müslümanların hayatı içtimai İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir. En küçük daireden en geniş daireye kadar. Müslümanların içtimai sosyal hayatta saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir. Ta aile hayatından, çocuklarımızla dahi istişare etmek lazım. Sorun onlara, fikirlerini alın, katalım onları. Bu göreceksiniz çok güzel şeyler çıkacak. Acizane 35 sene ilkokul öğretmenliği yaptım. En tesirli yolu burada buldum. Sınıf kurallarını öğrencilerime aldırıyordum. Oylayarak işte 15-20 tane maddeyi tahtaya yazıyorduk. Söyleyin diyordum. Sınıfta hangi kurallara uyalım? Parmaklar kalkıyor. Öğretmenim çöp atmayalım. Öğretmenim sınıfı kirletmeyelim. Yazıyorum ben. Derse geç gelmeyelim. Yazıyorum tahtaya. Yazıyorum, yazıyorum. Oylatıyoruz. Kararları alıyorlar. Sonra o kararlara uymayınca diyorum ki bu kararları siz aldınız. Ses yok. Çok tesirli. Çocuk eğitiminde çok tesirli. Bakın, kararı ona aldırmak. Siz rehberlik yapacaksınız. Yönlendireceksiniz. Doğru seçimlerde onlara yardımcı olacağız. Ama onlara aldırdığınız kararlar çok önemli. Bakın Müslümanların da hayat-ı içtimai İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı
meşveret-i şer'iyedir. Ve emruhum şura beynühüm. Ayet-i kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Allah emrediyor. Biz gaflet ediyoruz, değil mi? Çünkü İslam'ın bu özünden, ruhundan öncelikle İslam ümmeti uzaklaşmış, uzak kalmış. Onun yerine dünyevi, hevesi, nefsi, indi, şahsi bir takım fikirler ikame edilmiş. Bunlardan da vazgeçmekte zorlanıyoruz. Evet, mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittibai Kur'an, Kur'an meşveret ve şurayı emrediyor. Kur'an meşveret ve şurayı emrediyor. Nasıl ki nev-i beşerdeki telahuk efkar, nev-i beşerdeki insanlardaki, insan unsurundaki fikirlerin birbirine kaynaşması, eklenmesi, telahuk efkar ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası, fenlerin esası olduğu gibi en büyük kıta olan Asya, Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi o şurayı hakikiyi yapmamasıdır. Ne zaman bu şurayı hakikiden el gevşetilmiş, tedenni başlamış. Asırların terakkisi, günümüzdeki mehasine medeniyet dediğimiz insanlığın fen ve teknoloji olarak en yüksek seviyeye ulaşmasının bir sebebi de nedir? Asırlarda o telafuk efkar, fikirler birbirine eklene bugünkü mehasine medeniyet dediğimiz harika vaziyetler ve teknoloji ortaya çıkmış. Öyle bir zümrenin, bir devletin, bir milletin aklının, fikrinin ürünü değil o. Orada da bir meşveret var. Büyük bir değil mi? Birikim var asırlardır. Ama ne zaman ki o meşveret, o şurayı hakiki ihmal edilmiş, işte özellikle İslam ümmeti burada tedenniye başlamış. Çünkü alem İslam'ın zembereği, ruhu meşveret şura. Onu terakki ettirecek o. Onun yerine meşveret-i şer'iye eğer o şurayı hakiki yapılmazsa onun zıttı ikame ediliyor. Kainat boşluk kabul etmiyor. O da nedir? İstibdadi sistemler, yöntemlerdir. Şahısçılıktır, tek fikirdir, fikri infiradidir, hakeza. Evet, Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı, keşfedicisi ve miftahı, anahtarı şuradır. Başka çıkış yolu yok. Bir de bakıyoruz ki o şuranın yerine hep tek adam, istibdadi yöntemler, şahısçılık, ferdiyetçilik gibi böyle metotlar ikame ediliyor. Bu da esasında Asya kıtasının ruhuna uygun değil, fıtratına uygun değil, sünnetullah'a uygun değil. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak meşveret-i şer'iye ile şehamet, o meşveret-i şer'iye ile şehamet yani cesaret ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i şer'iyedir ki hürriyet-i şer'iye ile adab-ı şer'iye ile süslenip garp medeniyeti sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. Yani İslam alemindeki o kayıtlar, zincirler, istibdadi zincirleri kırmanın, dağıtmanın ve hür bir zeminin ve şartlarının oluşması bu meşverete ve şuraya ve hürriyet-i şer'iyeye bağlı diyor Üstad Hazretleri. Evet, haklı şura, ihlas ve tesanütü netice verdiğinden 3 elif 111 olduğu gibi. Haklı şura,
ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden diyor. Yani şuraların da ruhunu ve en önemli hakikatini ifade ediyor. Şura yapılacak ama o haklı şura olacak. Haklı şura neyi netice verecek? İhlas ve tesanütü netice verecek. Demek ki şurada insanın kafasının arkasında başka bir niyet olmayacak. Allah emretmiş bunu. Ben hakkı bulmak için, Allah için burada fikrimi beyan ediyorum. Haklı şura, ihlas ve tesanütü netice verdiğinden 3 elif 111 olduğu gibi. İşte o tesanütü hakikiyi sağlıyor. 111 kuvvetini 3 elifle. İhlas ve tesanütü hakikiyi hakikiyi 3 adam 100 adam kadar millete fayda verebilir ve 10 adamın hakiki ihlas ve tesanüt ve meşveretin sırrıyla 1000 adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihe bize haber veriyor. Evet. Bunun tarihi çok diyor kayıtları var. 3 adam 300 adam kadar veya efendim o hakiki ihlas ve tesanüt ve meşveretin sırrıyla 1000 adam kadar iş gördüğünü çok vukuat-ı tarihe bize haber veriyor. Böyle bir kuvvet var. O zaman az değilsin ki. Belki kemiyeten az olabilirsin. Ama bu ruhu yakalarsan keyfiyeten çoksun, kıymetlisin, değerlisin. Zaten Cenab-ı Hakk'ın rızası için, sırr-ı ihlasla bunu yaptığın için gerisi ehemmiyetli değil zaten. İhtiyaç her işin üstadıdır. Şöyle bir şuraya ihtiyaç şedittir diyor üstad. Pekala insanlığın ihtiyacı var mı? Var. Pekala o ihtiyacı karşılamak için neye ihtiyaç var? Farklı fikirlere ihtiyaç var. O farklı fikirler nerede ortaya çıkacak? İşte meşveret, fikir, tesadüm-i efkar orada ortaya çıkacak. Onun için ihtiyaç her işin üstadıdır. Şöyle bir şuraya ihtiyaç şedittir, şiddetlidir. Doğrudan doğruya bu vazife-i uzmayı deruhte edecek halis İslam bir şura lazımdır. Halis İslam bir şura. Şimdi bu da önemli. Biliyorsunuz bir fiilin kutsiyeti Kur'an'a dayanıyorsa ortaya çıkıyor. Mehazı Kur'an'dan ise o kutsiyet şeyini alıyor, sırrını alıyor. Onun için de burada halis bir İslam şura derken Üstad Hazretleri Allahu Alem oraya atıfta bulunuyor. Yani nefsi ve hevesi dünyevi bir gaye maksat gütmeden şura ve meşvereti Allah emretmiş. Ben de ona bir ubudiyet kastıyla uymak istiyorum. O şura işte sırrı ihlas, ihlas ve tesanüdü hakiki netice veriyor ya. O zaman mehazı kutsiyeti Kur'an'a dayalı olan o fiil vicdanlarda, akıllarda, kalplerde tesir ediyor. Tesiri o kadar kuvvetli oluyor. Sual, istibdat nedir? Meşrutiyet nedir? Biliyorsunuz münazıratta 1910 yıllarında, Mart aylarında Rezum Hazretleri İstanbul'dan efendim 31 Mart hadiselerinden sonra çok şiddetli ve zahmetli hadiseler yaşanıyor orada. Üstad Hazretleri de bizzat içinde doğuya gidiyor. Meşrutiyet ilan edilmiş, hürriyet ilan edilmiş ve doğuda aşiretleri, dağları, ovaları, köyleri geziyor Üstad Hazretleri. Ve sualler orada. İstibdat nedir? Meşrutiyet nedir? Diğeri, Ermeniler ağa oldular. Biz sefil kaldık. Başkası, dinimize zarar yok mu? Daha başkası, Jön Türkler şöyledirler, böyledirler.
bizi de zarar diye de edecekler. Bizi de zarara sokacaklar. Diğeri, gayrimüslim nasıl asker olacak? İlâ ahir. Evet, bu aşiretlerde, çadırlarda, dağlarda, ovalarda bu tür sualler peş peşe Bediüzzaman'a geliyor. Cevap, yahu şu gürültülü, karma karışık sizin gibi intizamsız suallerinize nasıl cevap vereceğim? Her kafadan, tabiri caizse her kafadan ses çıkıyor. Bediüzzaman ne diyor? Yahu şu gürültülü, karma karışık sizin gibi intizamsız suallerinize nasıl cevap vereceğim? Sual. Kaide-i suali sen göster. Madem ki biz bu işi beceremedik, beğenmedin bizim sual sorma tarzımızı, kaidemizi, o zaman sual sorma kaidesini sen göster. Cevap, meşrutiyet kanunu ile sual ediniz. Meşrutiyet kanunu ile sual ediniz. Neymiş bu meşrutiyet kanunu? Yani içinizden bir iki zeki adamı intihab ediniz. İçinizden bir iki zeki adamı intihab ediniz, seçiniz. Ta size vekil olarak müşteri olup sual etsin, siz de dinleyiniz. Onlar peki peki. Şimdi dediğim gibi Bediüzzaman hayatın içinden temsiller veriyor. Tabiri caizse uygulamalı. Hani meşrutiyeti sordular ya, istibdadı sordular ya, peş peşe sualler geldi ya, aynı zamanda talim ettiriyor. Meşrutiyeti, meşrutiyet bu zaten. İçinizden bir iki zeki adamı intihab edin, seçin. Şimdi meşveretlerde seçim olur mu? Olur efendim. Buraya göre olur. Bak üstad uygulatıyor direktmen. Hem anlatıyor, hem yaşatıyor, uygulatıyor. Hayatın tam içinde. Onlar peki peki. Ne yaptılar? Bediüzzaman'ın talimiyle soru sorma kaidesini, kuralını öğrendiler. İçlerinden bir iki zeki adamı seçtiler. Bakın bu da önemli. Yani oraya layık, kendilerini temsil edebilecek, soru sorabilecek kabiliyette olanları seçti. Üstad onları seçtirdi onları. Bu da önemli bir şart olsa gerek ki bir iki zeki adamı ne yaptı? Kendinize vekil olarak seçin. Onlar sizin adınıza ne yapsınlar? Sual etsinler dedi. Meşrutiyet, artık meşrutiyeti meşveret-i şer'iye olarak anlayacağız. Evet, meşrutiyeti meşveret-i şer'iye ile anlayacağız. Meşrutiyet yani meşveret-i şer'iye herkesi bir padişah hükmüne getiriyor. Herkes bir padişah hükmüne geçiyor. Siz de hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz. Sana meşrutiyet yani meşveret-i şer'iye padişah olmayı o hürriyetperverlikle ama hakkını, hürriyetini bileceksin. İnsan hürdür, yine de Abdullah'tır diyor üstad. Sınırsız bir hürriyet yok tabii ki. Hürriyetin şeni odur ki ne kendine ne gayra zararı dokunmasın. Senin hürriyetin bir başkasının hürriyetinin sınırında ne yapıyor? Kalıyor. Evet, siz de hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz. Yani oraya layık olacak şekilde kendiniz için bir gayretin içine giriniz. Esas insaniyet olan cüz-i ihtiyariyi temin eder. İnsaniyetin esası, aslı, özü, ruhu olan cüz-i ihtiyariyi temin eder. Ne yapıyor bunu? Meşveret-i şer'iye yani meşrutiyet. Evet, cüz ihtiyariyi temin eder, azat eder. Siz de camit olmaya razı olmayınız. Bir haksızlık karşısında, yanlışlık karşısında
meşru olan zeminlerde fikirlerinizi ibraz ediniz. Fazla velveye vermeyiniz falan diyor. Onları da okuyacağız inşallah. 300 milyondan ziyade ehl-i İslam'ı bir aşiret gibi birbirine rapt eder. Siz de o rabıtayı muhafaza ediniz. Bu meşrutiyet ve bu meşvilet-i şer'iye ne yapıyormuş? 300 milyondan ziyade ehl-i İslam'ı bir aşiret gibi birbirine rapt eder, bağlar. Siz de o rabıtayı muhafaza ediniz diyor. Sahip çıkınız diyor. İstibdat zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet adalet ve şeriattır. Padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar. Evet. Ne diyor? Peygamberimizin emrine itaat etse padişah ve yoluna gitse halifedir. Tamam, hiç problem yok. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp, peygamber efendimizin yolundan gitmeyip, onun değil mi sünnetullahına uymayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar diyor işte. Bu kadar net. Şimdi bu genel şura, meşrutiyet, meşveret-i şer'iyeden sonra bir de Risale-i Nur'da bunun tatbikatı var. Talebeleriyle o bölümleri okuyalım. Risale-i Nur dairesindeki şakirtler istişare suretinde tab etmek gibi çok ehemmiyetli işleri görebilirler diyor. Yani Risale-i Nur'ları tab edecek, basacak, neşredecek, dağıtacak ya. Risale-i Nur dairesindeki şakirtler, talebeler istişare suretinde tab etmek gibi çok ehemmiyetli işleri görebilirler. Orada dahi ne yapın diyor? İstişare yapın. Halbuki taassup yerinde hak ve safsata yerinde burhan, delil. Burhan da öyle sağlam, kopmaz, kuvvetli delil. Ve tadlili gayr yerinde, tadlili gayr, başkasını doğru yoldan çıktığına hükmetmek. Tadlili gayr yerine tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Ama yol bu. Demek ki taassup yerinde hak taraftar olacak. Taassup bağnazlık. Doğru zannettiğine, zannettiği yanlışa öyle bir bağnazlıkla tutunuyor ki hayır o değil diyor. Taassup yerinde hak ve safsata yerinde bürhan. Biliyorsunuz safsata zihnin tahayyül mertebesinin ürünüdür. Biliyorsunuz Bezzuma Hazretleri zihinde mertebelerden bahseder lemaatta. Değil mi? Önce tahayyül olur, sonra tasavvur, sonra taakkul, sonra tasdik, sonra izan, sonra iltizam, sonra itikat diye mertebelerden bahseder. Bunların her birinin bir hükmü vardır der. Tahayyülde hayal safhasının neticesi nedir? Safsata der. Hiçbir delile dayanmaz. Onun için efendim safsata yerinde burhan, delil. Ve tadlili gayr. Bakın çok önemli bir kelime diye düşünüyorum. Bunun yerine tevfik ve tatbik. İşine bak diyor. Sen doğrusunu yap. Yani batılla veya batılı tasvirle uğraşma. Başkalarının dalaleti senin hidayetine zarar vermez buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyle değil mi? İşini yap. Kötü sözle,
çirkin sözle karşılaştığın zaman izzetini muhafaza ederek oradan çekin gidin diyor. İşini yap diyor. Burası da böyle tatlili gayr. Yani hep başkası yoldan çıkmış. Hep başkasıyla uğraşma yerine sen ne yap diyor? Tevfik. Allah'ın yardımına sarıl, tatbik. Vazifeni yap ve istişare et. Dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Çünkü Allah'a dayanıyorsun. Vazifeni yapıyorsun. Vazifen olmayan işe de karışmıyorsun. Bu zaten müsbet hareket. Evet. Ekradın istidatları ile istişare etmek. Doğu'da verildiği için bu dersler, değil mi? Kürtlerin diyor istidatları, kabiliyetleri ile istişare etmek. Onun için senin göremediğini başkası görüyor. Düşünemediğini başkası düşünüyor. Hiç tahmin etmediğin çocuk dahi sana bir şey söylüyor. Bir bakıyorsun ki sen düşünememişsin onu. Bir takım istidatlarla istişare etmek. İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lazımdır diyor. İhtiyat, temkin ve meşveret etmek. Zaten mabeyninizdeki samimi tesanüt ve meşveret-i şer'iye sizi öyle şeylerden muhafaza eder, içinizdeki şahs-ı manevinin fikrini o meşveretle bildirir. Demek ki mabeyninizde aranızdaki samimi tesanüt, o 111, 1111 kıymet, kuvvet vardı ya, yek vücut olmak, omuz omuza olmak ve meşveret-i şer'iye sizi öyle şeylerden muhafaza eder, içinizdeki şahs-ı manevinin fikrini o meşveretle bildirir. Çünkü meşveret ve şura olmadan şahs-ı manevi teşekkül etmiyor. Şimdi siz mabeyninizde, aranızda münakaşasız bir meşveret ediniz, kararınızı kabul ederim. Bakın yine yol gösteriyor üstad. Tatbikat bunlar. Şimdi siz mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul edeceğim. Pekala münakaşalı olursa bunun zıttı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Meşveretin de değil mi ruhunu incitmeden. Yani fikirler çarpışabilir ama şahıslar azade. Yani şahısların hakkına, hukukuna hücum etmeden, haksızlık etmeden fikirleri çarpıştırırız. O fikirler de ortaya gelecek. Meşveret-i şer'iye böyle bir inceliği istiyor. Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Kim söylüyor bunu? Bediüzzaman söylüyor. Benim de şimdi bir sözüm, yani bir reyim, bir fikrim var. İşte ey birader, şu zatlarla müşavere et. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrit et. Eğer birilerine müfettişlik yapacaksan ilk önce nefsine müfettişlik yap. Onun ıslahına çalış diyor. Hacetimizle istişare etmek diyor. Zaten istişare niçin yapılır? Bir ihtiyaç için yapılır. İhtiyaç yoksa istişareye gerek yok ki. Bir ihtiyaçtan dolayı. Nasıl yapalım? Nasıl çözelim? En güzeli hangisi? Biliyorsunuz Kur'an'ın ahkam ve esası %90 nedir diyor? Elmas sütundur diyor üstad. Değil mi? İçtihadi meseleler oraya giremez. Orada içtihat olmaz zaten. Namaz kılalım mı kılmayalım mı? Ya o ahkam ayettir. Namaz kılın. Bunu istişare edemez. Neyi istişare edersin?
tatbikatını istişare edersin. Namaz kılalım mı, kılmayalım mı bunun istişaresi olmaz. Ama namazı cemaatle mi kılalım, biraz sonra mı kılalım, çaydan sonra mı, yemekten sonra mı kılalım, biraz bekleyelim de mi kılalım, cemaat biraz gelsin de mi kılalım gibi. Bakın burada istişare edilir. Tatbikatta istişare edilir. Yoksa ahkamda istişare olmaz. Evet. Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur'un şahsı manevisi. Şimdi benim bir reyim var dedi, evet. Medarınıza bir mesele varsa meşveret ediniz. Medarınıza bir mesele var. İstişare edin diyor üstad. Ve çıkan sonucu da ne yapacaksın? Tatbik edeceksin. Hoşuna gitsin gitmesin. Hizmet-i Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım diyor. Kardeşlerinin fikirlerini birbirinin ne düşündüğünü yoklama, istimzaç. Tamam mı? Bunun için diyor efendim ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de şimdi meşveretin bir esasını, kaidesini, kuralını daha söylüyor. Bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için, maslahat için, garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen onunla teşrik-i mesai etme çünkü zarar göreceksin. Şartlar ne? Sırf maslahat için garazsız meşveretin hakkını eda etmek için diyeceğim bunu. Yoksa başka bir nefsi, hevesi, adavet gibi bir takım şeyler yok işin içinde. Burada da meşveretle ilgili böyle bir ince hakikati Üstad Hazretleri ne yapıyor bize? Gösteriyor. Eski zamanda değiliz. Zaman ahir zaman. Eskiden hakim bir şahs-ı vahid idi. Eski zamanın anlayışı, hükmü bunu kaldırıyordu. Eskiden hakim bir şahs-ı vahid idi. Tek bir şahıs, hüküm sahibi, söz sahibiydi. O hakimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tashih ve tadil ederdi. Şimdi ise zaman cemaat zamanıdır. Hakim, söz sahibi, hüküm sahibi, ruh-u cemaatten çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı manevidir ki şuralar o ruhu temsil eder. Evet neymiş? Şimdi ise zaman cemaat zamanıdır. Hakim ruh-u cemaatten çıkmış az mütehassis. Az mütehassis ne demek? Az mütehassis az hislenen, hisleriyle hareket etmeyen, tesirat-ı hariciyeden etkilenmeyen, her sözün kalbe girmesine yol vermeyen, duyuyorsun ama kalbe girmesine, seni ifsat etmesine yol vermiyorsun. Az mütehassis, sağırca, her söylenen söze kulak asmıyorsun. Sağırca, metin bir şahs-ı manevi. Ki şuralar o ruhu temsil eder. Şimdi bu az mütehassis ve sağırca deyince küçük bir araya anekdot almak istiyorum. Şimdi kurbağalar bir duvardan
tırmanma yarışı yapmışlar. Ancak bütün hayvanlar birikmiş. Bu tırmanan kurbağalar tırmanışa geçtiğinde hepsi bağırıyormuş aşağıdan ki başaramaz, çıkamaz diye. Tabii ki onların o menfi efendim hareketleri onların kuvve-i maneviyesini, şevkini kırıyor. Bir süre sonra düşüyor. Diğeri başlıyor, düşüyor. Diğeri düşüyor falan. Ya kurbağanın birisi çıkmış. Başarmış. Demişler ya nasıl oldu bu iş? Şunu bir bakalım. O kadar bağırdık, çığırdık. Bu nasıl çıktı? İncelemişler, bakmışlar ki kurbağa sağırmış. Sağır kurbağa. İşte sağırca. Sağırca olacağız abi. Yoksa düşeriz. Allah muhafaza. Şimdi meşveretin hakkını vermek. Değil mi? Meşveretin hür olması. Hür zeminlerde. Ve meşveret olan yerde zaten istibdat olmaması lazım. Yani insanlar birinde Kutlar abi rahmetlinin bir bölge meşveretimize katılmıştı. Bölge meşveretini yöneten bir kardeşimiz her söyleyene şey yetiştiriyor, fikir. Birisi bir fikir söylüyor, ona fikir yetiştiriyor geri. Hep cevap verme. Dedi kardeşim bu olmaz. Sen böyle yaptığın sürece bu insan kendini ifade edemez. Kafasının arkasında o problem ne yapar? Birikir, birikir, birikir. Ondan sonra patlar. Biz bunları çok yaşadık. Bırak insanlar konuşsun. Anlatsın. Derdini anlatsın. Sen onun her fikrine fikir yetiştirdiğinde sen ne yapıyorsun? Bir nevi ilmi istibdat uyguluyorsun. Biliyorsun bir takım dalalet fırkalarını Cebriyedir, Mürciyedir değil mi? Evet. Mutezile'dir. Bunları doğuran nedir diyor üstad? İlmi istibdattır diyor. Adam farklı bir fikir. Fikre kapılmış ki muhtemel kapılabilir. O fikri bir zeminde anlatacak. Ama ilmi istibdat öyle bastırıyor ki onun o fikrini orada ona izah etmeye fırsat vermiyor. Belki izah edebilseydi o insan ne yapacaktı? Orada izale olacaktı. Onu dinledikten sonra belki o yanlışından dönecekti. Ama sen o ilmi istibdatla ona o fikrini söyleme zeminini vermediğin için adam ayrılıyor, gidiyor, ayrı bir çığır açıyor. Ve böylece ilmi istibdat bir takım İtikadi noktada dalalet fırkalarını doğurdu diyor Üstad Hazretleri. Bu açıdan bakarsak meşveretin hakkını vermek, haklı şura. Dedik ki orada Üstad haklı şurayı neye bağladı? İhlas ve tesanütü netice verir. Bu önemli diye düşünüyorum. Ha bunun zıttı ne olur? Meşveretin hakkını vermemiş olursun. Risale-i Nur'da işte teenniyle, soğukkanlı, itidalli, velveleye vermeden, münakaşa etmeden, müdaveleyi efkar ile. Bakın müdaveleyi efkar, tesadüm-i efkar meşru iken Üstad Hazretleri münakaşaya, özellikle menfi münakaşaya kesinlikle yol vermiyor. Çünkü orada nefisler devrededir. Ve nefisler devreye girdiği zaman oradan netice almak mümkün değil. Çünkü ihlas kırılır. Biliyorsunuz hırs ihlası kırar diyor. Siyaset ihlası kırar. Tamam mı? Siyaset ihlası. Çünkü netice odaklı olan işler İhlası kırar. Yani kafanın arkasında bir şey birikmesin, başkasının da birikmesin. Arkadaş fikirler hür zeminde. Bakın hür, Üstad Hazretleri dahi bakın tatbikat yaptırdı. Karmakarışık karışık vaziyet. Dedi ki böyle olmaz. Her kafadan ses çıkmaz. Bir kaidesi kuralı var. Ondan sonra ne yaptırdı? Seçim yaptırdı. Ama içinizden istediğinizi seçin demedi. İçinizden bir iki zeki adama intihap edin dedi. Bakın orada da yol gösterdi. Şimdi onun için biz esasında Risale-i Nur'a göre hareket etsek problem yok. Ama Risale-i Nur'u kendi fikrimize alet etmeye, Risale-i Nur hakikatlerini kendi boyamızla boyamaya çalışırsak problem orada çıkıyor. Halbuki Risale-i Nur'la boyanmamız lazım. Risale-i Nur'la boyanmamız lazım. Biz hakikate kendi rengimizi katıyoruz. Bu sefer iş arıza, ihlas da gidiyor. İhlas gittiği zaman nefisler devreye giriyor. Bu sefer o ruh kaçıyor. Kanaatim o. Risale-i Nur'dan acizane anlayabildiğim de o. Cemaatin ruhu manevisi, şahsı manevi diye bu konunun devamını
bu şekilde bitireceğiz inşallah. Evet diyor Üstad Hazretleri, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, müteaddit eşya, adet adet, bir cemaat şekline girse, cem olsa, bir araya gelse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizac edip, imtizac edecek, yani birbiriyle uyumlu hale gelecek, imtizac edip, ittihat şeklini alsa, yek vücut olsa, onu temsil eden bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi olacaktır. Demek ki bu meseleyi Üstad Hazretleri öyle bir yerden yakalıyor ki, onun için biz de ne dedik? Cemaatin ruhu manevisi, şahsı manevi. Pekala, şahsı manevinin ruhu ne? Meşverette şura. Bunlar birbirinden tefrik edilmiyor. Şahıs ne kadar da harika olsa diyor, şahsı maneviye karşı mağlup olmak kabildir. Şahıs ne kadar da harika olsa, hatta dahi olsa, hatta yüz dahi kuvvetinde olsa, şahs-ı maneviye karşı mağlup olmak kabildir. O zaman şahs-ı manevi nedir? Veya hangi özellikleri muhtevi, ihtiva ediyor? Şahs-ı manevi nafiz bir iştihada malik. Nüfuz edici bir iştihada malik. İştihat bir fikir ortaya çıkarıyor. Değil mi? Buna sahip ve bir velayet-i kamile-i haiz. Demek ki şahs-ı manevide ne var? Bir velayet-i kamile, kamil bir veliliği şeyine haiz, hususiyetine. Yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle o heyetin telafuk efkarından, fikirlerinin birbirine kaynaşmasından, birleşmesinden ve ruhlarının tenasübüyle, ruhlarının birbiriyle uyum sağlamasıyla, birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden geliyor esasında bak. Hürriyet-i fikirlerinden, fikir hürriyeti. Fikir hürriyetinin olmadığı yerde meşveret ruhu olmaz. Ve şahs-ı manevi de teşekkül etmez işte. Hürriyet-i fikirlerinden ve taassuplarından azade. Taassup tutucu bağnazlıklardan beri olarak tam ihlaslarından doğan dahi ve daimi bir cemaatin ruhu manevisidir. Ne? Şahs-ı manevi. Şu tarife bak. İşte böyle bir cemaatin şahs-ı manevisi bir veli-i kamil hükmüne geçebilir. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin hasseleri ve azalarıyız. Şimdi biz neredeyiz? İşte insanı bir veli-i kamil hükmüne haiz bir şahs-ı manevinin azaları, hasseleri, maddi manevi hücreleri artık hakeza. Yeter ki o şahs-ı manevi olan insanı kamil hükmüne haiz o şahs-ı manevinin dairesi içinde olalım. Küçük bir zerre olalım, göz olalım, kulak olalım, ayak olalım, ruh olalım, akıl, kalp, hakeza, latife-i rabbaniye, insanda işte Üstad Hazretleri nihayetsiz hat hesaba gelmez duygular, latifeler var diyor. Ahir zaman asrı eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da harika olsa şahs-ı maneviye karşı mağluptur diyor. Gayemiz Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini enzar-ı cihana, cihanın her tarafına, nazarlarına, ehl-i imana ve insanlara göstermektir. Gayemiz bu. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini enzar-ı cihana göstermek. Ehl-i imana ve insanlara onu göstermek. Şahsı gösterirsin, şahıs fani, arızalarla alude.
Değil mi? Taşıyamaz ki. Mümkün değil. Bu asrı şahıs taşıyamaz. Ve fani. Ama şahsı manevi baki. O zaman niye fani şahıslara böyle daimi bir ehemmiyetli, büyük bir vazife bina edilsin ki? İşte Üstad Hazretleri etmiyor. Bakın Bezüman Hazretleri vefat ettiği halde bütün vazifelerimi şahsı manevise bıraktım diyor. Ve hizmete devam ediyor. Elhamdülillah. Tam bir asr-ı saadet metodu. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir diyor bir yerde. Daha metin, daha sağlam, daha müstakim, istikametli. Hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor. Bir tarzda manevi kıymeti ve kuvveti vardır. Şimdi hakiki samimi bir ittifak. Yine oraya geldi. Hakiki samimi bir ittifak. Her bir fert. Sair kardeşlerinin gözüyle bakıyor, kulağıyla işitiyor. Allah. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri diyor. 10 tane hakiki ittihat etmiş. Birbirine öyle kuvvetli bağlı, omuz omuza vermiş ki. Yani ittihat meselesi, müttehit adam meselesi önemli. Yani insanlar omuz omuza birbirine sıkı sıkıya durabilirler. Ancak yönleri de aynı istikamette olması lazım. Çünkü o İnsanların eğer birbirlerine omuzları, biri öne bakıyor, biri arkaya bakıyor, omuz omuza verseler, arş emrini aldıklarında birbirinden koparlar. Fikri istikamet de gerekiyor. Aynı istikamette, aynı davaya gönül verecek. Evet, Rab hep birlikte aynı maksada yürümek gerekiyor. Şimdi hakiki müttehit, 10 müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor. Bakın her biri 20 gözle. Şimdi her birisi 20 gözle bakıyorsa, diğer kardeşlerinin gözüyle de bakıyor ya, 10 kişi 20 göz oluyor. Pekala 10 kere 20 200. Yekün değil mi? 10 kişi 200 gözle bakıyor. Her biri 10 akılla düşünüyorsa 10 kere 10 100 akıl. 200 ayak, 200 el hakeza. İşte şahs-ı manevi bu. Şimdi senin göremediğini diğeri görüyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın insana tecelli eden esması farklı. Değil mi? Her bir insanda zahiren diyor mu Üstad Hazretleri 70'e yakın ismin diyor bariz bir şekilde görünebiliyor. Şimdi bazı insanlarda bazı isimler galiben tecelli ediyor. Diğerler onun gölgesi altında. Onun için o isim tecellisi durumuna göre o insan daha farklı ne yapıyor? Hadiseleri görebiliyor, idrak edebiliyor. Sen göremiyorsun, o görüyor. Sen şimdi onun gözüyle baktığında, diğerinin gözüyle baktığında ne oluyorsun? Tekamül ediyorsun. Birbirine muhtaçsın. Bu hizmet o şekilde inkişaf ediyor. O şekilde biz kıymet kazanıyoruz ve birbirimiz adına dua ediyoruz, tövbe ediyoruz, ibadet ediyoruz. Ya belki de şu daire içerisinde Cenab-ı Hak inşallah canımızı alsın. Ahirete gittiğimizde inşallah ehli cennet oluruz, dua ediyoruz. Belki de şaşıracağız ya ben bu kadar yapmamıştım, ben bu kadar kazanmamıştım, bu kadar sevap nasıl oldu geldi. İşte şahsı maneviden geldi. Yoksa bu asırda her bir ferdin kendi şahsi amelini bu asır götürür. Bu asır böyle bir asır. Yetmez. Ona yetmez. Ancak iştirak-ı amali uhreviye sırrıyla değil mi? Bütün kardeşlerimiz birbirimize dua ediyoruz, tövbe ediyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Onun için de Kur'an ne diyor? Nur talebelerine, imanla kabre gireceklerine işaret ediyor birinci şuada bunun. Bezüman Hazretleri'nin delillerini koymuş ortaya. Ne kadar büyük bir müjde ve mazhariyettir bu.
Risale-i Nur ispat etmiş ki bu zaman cemaat zamanıdır. Şahs-ı manevi hükmeder. Eski zamanda dalalet bir şahıstan geldiği cihetle karşısına bir dahi hidayet çıkardı. Dahi hidayet. Hidayet dahisi çıkıyor. Şimdi ise cemaat şeklinde bir şahs-ı manevi olmasından onun karşısında ancak bir şahs-ı manevi mukabele edebilir. Çünkü küfür de cemaat şeklinde geliyor. Onun karşısında fert mukavemet edemez diyor usta. Mümkün değil. Onun için şahs-ı maneviye muhtacız. O şahs-ı manevinin iştirak-ı amal-i uhrevi düsturuna da çok ihtiyacımız var. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa. Bir de bu var. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim, istikametli olsa ziyade parlak ve kamil olur diyor. Ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Demek ki şahs-ı maneviler iki kanat. Birisi ehli küfrün değil mi? Ehli dalaletin şahs-ı manevisi. Daha fena olan o. Ama ehli imanın şahs-ı manevisi, özellikle nur talebelerinin şahs-ı manevisi müstakim inşallah daha ziyade parlak ve kamil olur diyor. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur, sınırlıdır. Cemaatin ise gayri mahduttur. Bu zaman cemaat zamanı olduğu ve enaniyetin fevkalade hükmettiği zaman olduğu için şahsiyetlerin ehemmiyeti noktasında o kadar yoktur. Yalnız kıymet ve kuvvet mütesanit cemaatlerden tezahür eden şahs-ı manevidedir. Hep oraya taşidat yapıyoruz da. Şahs-ı manevi, şahs-ı manevi. Hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüt sebebiyle cemaat suretinde kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında. O da bakın ehli dalalet de o şahs-ı manevideki gücü fark etmiş, ondan bir deha çıkarıyor. Ve öyle hücum ediyor ve muvaffak oluyor. Dünya cihetiyle Cenab-ı Hak ona sırrı imtihan gereği o şeyi veriyor. Muvaffakiyeti. Diyor ya, kim davasında samimi ise Cenab-ı Hak onu muvaffak ediyor. Önemli olan haklı davada samimi olmak, ihlaslı olmak. Haksızlar da haksız davasında samimi olabiliyor. Cenab-ı Hak samimiyetin içerisine batıl da olsa bir muvaffakiyet, dünya cihetiyle bir muvaffakiyet koymuş. Onun için haksızlar da o haksız davasında ihlaslı olabiliyor. O ihlas Allah'ın rızasını kazanılan bir ihlas değil. Samimiyet manasında bir ihlas. Evet. Demek ki o şahs maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafından ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahs-ı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza etmek. Böyle de bir vazifemiz var. Risale-i Nur şakirtleri eneyi nahnüye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri. Değil mi? Ben yerine biz demeleri, nahnu. Ve ehli tarikatın fenafir şey, fenafir resul ve nefsi emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de fenafil ihvan. Fenafil ihvan. Yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için. Şimdi bir havuz var değil mi? Kevser-i Kur'aniye havuzu. Ve her birimizin de enesi var. Bir buz parçası hükmünde. Şimdi o havuza atıp
eritmek gerekiyor ki havuza sahip. Yani havuz benim diyebilirsin. Çünkü sen de oraya dahil olursan. Ya olmazsan ne olur? Erir, buharlaşır, yok olur. Onun için ne diyor? O fena fil ihvan neymiş? Yani şahsiyetini kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulmaları gibi bu sırla onlar da kurtulurlar. Ama dahil olacaksın. İştirak edeceksin. Tesanüt değil mi? Sırrıyla ittihat ve ittifakla uhuvvet ve muhabbetle sırrı ihlasla iştirak edeceksin. Böyle de bir şart var. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir diyor. Şart ne? Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Allah Allah. Şimdi birisi çıksa dese ki ya ben bir sene de sürmedi bunu okudum, anladım dese alamet-i gururdur. Değil mi? Mümkün değil yani. O alamet-i gururdur. Hatta büyük bir imtihan vesilesidir o. Öyle değil. Gerekmiyor. Evet okuyabilir ama ben bunu anladım, yuttum, yaladım vesaire böyle değil mesele. Eğer diyor anlamasa da. Eğer anlamasa. Madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahsı manevisi var, şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın bir alimidir. Yine oraya getirdi. Yoksa ben okudum bu işi, bir sene de hallettim, ben alim oldum. Gel sizi irşad edeyim vesaire gibi bir yol Risale-i Nur'da yok. Risale-i Nur'da böyle mürşit vaziyeti takınmak, birilerini irşat etmeye kalkmak gibi bir yol yok. İşte fenafil ihvandi. O buz parçasını havuza atacaksın, herkes aynı eşit seviyeye gelecek. Suyun talebi olacak. İşte tabii ki Risale-i Nur müteaddit daireler şeklinde de diyor Üstad Hazretleri. Onu da tasnif ediyor zaten. Esasında herkesi neredeyse davet ediyor ya. Yani erkanlarla başlıyor. Haslar, hassül haslar, rükünler işte, rükünler de diğer erkanlar, ilk dairesi erkanlar dairesi üstadı. Sonra haslar geliyor. İşte talebeler, naşirler, müntesipler, kardeşler, efendim, daha dostlar. Yani dost için öyle bir şart koşuyor ki, kalben diyor bid'aya taraf olmamak şartıyla. Ya bir insanın kalben bid'aya taraf olup olmadığını nereden bileceksin? Bilemezsin ki. O zaman çok da fazla uğraşmamak lazım. Yeter ki düşman olmasın. Farz namazını kılarsa diyor duama dahil edeceğim diyor değil mi? İşe bak sen. Yani Risale-i Nur dar bir kulvar değil ki. Ha herkesten de bir erkan, has, talebe gibi bir şeyi beklemek de doğru değil. Mütedahil daireler diyor Üstad Hazretleri ya. Bir taşı göle atıyorsun. Ne oluyor hocam? Halka halka değil mi yani? Ama merkez çok önemli, merkez daire. O taşın oraya düşmesi önemli. Nur talebeleri bütün hayatını değil mi? Ne bilecek? Risale-i Nur'u kendi telifi bilecek. Bütün hayatını ona hizmet bilecek. Talebeliğin en büyük şartını bu şekilde koşuyor Üstad Hazretleri. Enval-ı Uhreviye'de biraz önce bahsettiğim mesele bakın. Envale uhreviyede, uhrevi mallar, sırr-ı ihlas ile iştirak. Sırr-ı ihlas ile iştirak edeceğim. Yani o havuza iştirak edeceğim, o eneyi atacağım. Ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüt. Kardeşlik sırrıyla o tesanüt dayanışma. Ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ü mesai. Mesai birliği. Bir yerinden tutacağız arkadaşlar. Abiler. Tutacağız bir yerinden. Madem bu vücutun azasıyız, hassesiyiz,
bu vücutun değil mi? Devamı için orada her bir hücre vazife yapıyor. Onu söylüyor bakın. Sırrı ittihadle teşrikül mesai, mesai birliği. O iştirak-ı amelden hasıl olan umum yekun, eğer bunlar sağlanırsa, umum yekun ve umum nur her birisinin defteri amaline bir tamamiha gireceği. Ama şartları sırr-ı ihlas ile iştirak katılacak oraya ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüt ve sırr-ı ittihad ile teşrikül mesai. Üstad bunları buraya koyuyor. Evet, bahtiyar odur ki Kevser-i Kur'aniye'den süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Bu bahtiyardır. Bu kazanmıştır. Bu heyetimizin şahs-ı manevisinde her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil. Bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, hani onun aklıyla düşünüyordun, gözüyle bakıyordun, kulağıyla işitiyordun ya, o meziyet onun ama sen onunla bakıyordun, o zaman senin gibi, çünkü onun gözüyle baktın ya, gördün ya, senin gibi iftihar edeceksin, senin fiilin gibi. Öyle diyor bakın, birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Ondan da lezzet alacakmışız. Firisteyi taksimül amal tarzında mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiğiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz. O manevi üstad bu aciz kardeşinizden çok yüksektir. Daha bana ihtiyaç bırakmıyor. Şimdi bir iş yapılıyor. Nedir? Fihriste. Fihris Risalesi biliyorsunuz basıldı. 15. lema Fihris Risalesi'nin birinci bölümü, birinci kısmı Bezumi Hazretleri kendi telif ediyor. Fihris Risalesi'nin 10. şua ikinci kısmıdır bunu talebeleri telif ediyor. Şimdi üstad diyor ki Fihriste'yi taksimül amal tarzında. Fihriste yazılıyor ama iş bölümü yapmışlar. Bölüşmüşler. Şu kadarını ben yazacağım, o kadarını o, o kadarını o kadar. Taksimül amel iş bölümü. Tarz bu, çalışma tarzı taksimül amel. Mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiğiniz. Demek ki o bölünmeden sonra bir araya geldiler, iş bölümü yaptılar ve bir şahs-ı manevi teşekkül etti hemen orada. Ve yaptıkları o hizmet de, o vazifeyi de şahs-ı maneviye tevdi ettiler. Kimse sahip çıkmıyor. Ortaya 10. çuğa çıktı da kimse benim demiyor. Neye tevdi ettiler onu? Şahs-ı maneviye tevdi ettiler. Bunu üstad çok güzel buluyor. Tam ve daimi bir üstad buldunuz diyor. Tam ve daimi bir üstad. O şahs-ı manevi. O manevi üstad bu aciz kardeşinizden çok yüksektir. Daha bana ihtiyaç bırakmıyor diyor ya. Daha ne desin? Ya ne kadar güzel bir tatbikat esasında bakın. Yani ya nerede bu şahs-ı manevi demeye gerek yok yani. En küçük dairede ekallin sınırı üşmüş. Üç kişiyi bulduk mu şahs-ı manevi teşekkül ediyordu. Lillahilhamd Risale-i Nur'un eczalarından ve şakitlerinin tesanüdünden tezahür eden bir şahs-ı manevi. Bizlere ve bu zamana Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakaikını ishar etmeyi en mükemmel bir rehber, bir mürşittir diyor. Şimdi mürşit kimmiş? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. İrşad edecek o. Ediyor mu? Elhamdülillah. Bu mektupta bir ince meseleyi meşvere suretiyle reyinizi almak için gönderdik. Münasip midir? Değilse ıslah ediniz. Allah Allah. Soruyor. Ya ben üstadım. Yazdım. Çabuk bunu yap. Yok öyle bir şey. Bak, münasip mi diyor. Onlara sorayım. Meşvere suretinde efendim reyinizi almak için diyor. Size gönderdim. Münasip midir diyor üstad ya. Öyle tahakküm yok.
Risale-i Nur'un samimi halis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevi size baki ve muktedir bir kuvvet zahırdır, bir rehberdir. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim. Bana yardım ediniz. Bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Çünkü mesele çok nazik, çok ehemmiyetli. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi yerine bana haddimden çok ziyade makam vermiş diyor bir talebesi için. Onu da çok görüyor. Haddi aşmayın diyor. Bu üstad hazretlerini küçültmüyor. Daha da ne yapıyor? Makamının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sabri'nin üstad dediği benim şahsım değil. Belki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisidir. O mana ile kabul ediyorum. Yine çeviriyor bak şahsını. Çünkü hep şahsı üstad, şahsı öne çıksa Risale-i Nur'a gölge olacak, perde olacak. Ne dedi? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini enzar-ı cihana ishar ediyoruz, gösteriyoruz dedi. Evet, şimdi nurcuları ürkütmek ve zayıf bir damar bulup nazarlarını başka tarafa çevirmeye bazı bahaneler buluyorlar. Hiç bitmemiş ki bu bahaneler. İnşallah demir gibi metin nurcuların kahraman ana sebatları ve tahammülleri ve bir mücahidi ekber olan nurun hakikatleri onun elinde bir elmas kılınç bulunan şakirtlerinin şahs-ı manevisinin pek harika fedakarlığı onların bu planını da akim bırakacak. Kursunlar plan diyor usta. Ama siz şu şahs-ı manevi ruhunu, meşveret ve şura ruhunu işletin yeter ki akim kalacak. Şimdi zaman zaman Kutlar abiye falan, şu siz bu meşveretleri terk edin tekliflerini bir düşünelim şimdi. Değil mi? Meşvereti terk edin. İşte efendim falan falan kişiler hakkında yazı yazmayın. Ondan sonra size işte bütün imkanları açacağız gibi teklifler bütün Kutlar abinin kitaplarında yazıyor bu. Bu sefer ne yapacak? Meşvereti sana terk ettirdiğinde şahs-ı manevi çözecek. Bu sefer aklı evveller, biraz kendini akıllı zannedenler öne çıkacak, şahıslar öne çıkacak. Bu sefer mübareze başlayacak, çarpışma başlayacak ve o nizalar meşveretsiz izale edilmesi mümkün değil, tarumar olur. Bu cemaatin şahs-ı manevinin ruhu olan meşveret ve şuradan başka hiçbir dayanak noktası yok. Orayı muhafaza etmek belki de en ehemmiyetli vazifemiz. Orası dağıtıldığı an bilin ki başka cemaatler abisiyle, hacısıyla, hocasıyla, şeyhiyle kendini muhafaza edebilir. Ama üstadın tarzı meşveret, şura ve şahs-ı manevi. Burası yara aldığı zaman burada çok büyük zarar görür bu hizmet. Allah muhafaza. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı bize kafidir diyor yine bir yerde. Ben onların nazarında Risale-i Nur ve şakirtlerindeki şahs-ı manevinin mümessili ve numunesi olmam cihetiyle onların sebebi teşvikleri olan o harika hüsnü zanlarını ve kuvve-i manevilerini kırmak maslahat değildir diyor. Bir nokta daha var, bitiyor inşallah. Nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri. Nur ve gül fabrikası değil mi Isparta'da? Hafız Ali abi ve Hüsrev abi hizmetlerini böyle isimlendiriyor üstad.
nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri. İnsanın başında iki göz gibidir. İnsanın başında iki göz gibidir. Zahiren ikidir, fakat bir görürler. Şu misale bak. Değil mi? Hepimizin iki gözü var mı? Zahiren iki ama ne yapıyoruz? Bir görüyoruz. Ahval gözlü. Ahval gözlü. Neymiş ahval? Şaşı gözlü. İki görür. Lillahilham bu iki cereyanı nurani kemali ittihattadırlar. Şimdi bir petek göz diye bir hadise var. Duymuşsunuzdur. Sineklerin ve arıların gözlerinde petek gözler varmış. Mesela bir gözünde 4000 petek, diğer gözünde de 4000 petek. Toplam 8000 petek. 8000 bakıyor, bir görüyor. Sırra bak sen. İşte bu şahs-ı manevi meşveret ve şura meselesi böyle. Cemaat ruhu böyle. 8000 bakacağız, bir göreceğiz. Enteresan bir şey. Üstad burada bu dersi veriyor bize bak. Müthiş bir şey. Medar-ınıza bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine bakmak şimdi elzemdir. Farklı düşünsünler. Arkadaşlar bakın, farklı düşünmeden bir hakikati ortaya çıkaramayız. Benim fikrim isabetli mi değil mi? Ben bunu anlayabilmem için başka fikirlerin de ortaya çıkması lazım. Geçen mahal meşveretimizde bir fikir götürdüm acizane. Bana göre isabetli. Dedim ki ya anlatayım şunu. Anlattım. Mahal meşveretinden geçmedi. Baktım ki onlar benim düşünemediğim yeri düşünüyorlar. Bakmadığım yerden bakıyorlar hadiseye. Dedim ki ya tamam. Haklısınız. Bu bir şey yok ki yani. Onun için farklı fikirler olacak, olmak durumunda. Yoksa ben söyledim, herkes kabul etti, bu meşveret falan olmaz. Olmaz yani. O da o tek fikir. O fikrin kıymeti ve hakikati ve makbuliyeti ve derecesi farklı fikirlerin ona, değil mi, zuhuruyla ortaya çıkacak. Ziyanın diyor veya hararetin derecesi neyle ölçülür diyor üstad? Burudetin ona tahallülüyle. Soğuk değil mi? Hararete hulul edecek ki onun derecesi öyle ortaya çıkıyor yani. Zıtlar olacak, olmak zorunda. Çünkü imtihat dünyasında Cenab-ı Hak zıtları iç içe. Çünkü mülk alemi öyle. Bizim o zıt gördüğümüz melekuta zıt yansımıyor. Melekut aleminde o öyle güzel ki, çünkü netice itibariyle bizim şer gördüğümüz, zıt gördüğümüz şey hakikate hizmet ediyor. O netice itibariyle hakikate hizmet ettiği için o melekuta şer olarak yansımıyor. Onu da öyle görmek lazım. Meşveret-i şer'iye ile reylerinizi teşeddütten muhafaza ediniz. İhlas Risalesi'nin düsturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Bakın, orayı yokluyorlar. Az bir ihtilaf. Şimdi maçlarda, gençler falan da var, genç kardeşlerim. Maçlarda bir takım bir diğer takımın hangi noktasını yoklar gençler? Değil mi? En zayıf değil mi? Zayıf noktasını. Biz eskiden voleybol oynuyorduk. Karşı takımda bir zayıf kişiyi tespit ettik mi hep topları ona atıyorduk. Maden diyorduk oraya da, maden. O zayıf nokta çünkü orası. Boksörler ne yapar? Karşı boksörün neresini yoklar? Zayıf noktasını. Neresi zayıfsa oradan çalışır. Arkadaşlar bu ehli dalalet cemaatlerin en zayıf noktasını ihtilafta buluyor. Kesinlikle affetmiyor, parmağını sokuyor.
Ya bunlara bu fırsat vermeyelim. Ve orada da hizmet olmaz, tesanüt bozulursa cemaatin tadı kaçar diyor Üstad Hazretleri. Bundan sonra meselemizde emir, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakitlerinin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var diyor Üstad, işi bitiriyor muhteremler. Bu şahs-ı manevi meselesi meşveretle bu şekilde bitirdik ve inşallah istifadeye medar olmuştur. Şimdilik Allah rızası için El Fatiha.